Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde Edius'ta sesler konusunu işliyoruz. Bir filmimize daha sonra ses nasıl ilave ederiz ya da filmin üzerindeki seslerle ne gibi işlemler yapabiliriz? Bu dersimizde onu göreceğiz. Gelin hep birlikte bakalım. Edius ikonumuzu çift tıklayarak programımızı açıyoruz. Yeni bir proje açalım bu derste. Bu 14. dersimiz. Ders 14 diyerek ve PAL SD prezetimin seçili olduğundan emin olarak OK diyerek programı başlatıyorum. Hemen Bin Window'umun içine bugün seslerle çalışacağız. Hemen bir tane klasör açayım. Klipler diyorum. Klipler klasörü aktif iken sağ taraftaki boşluğu çift tıklayarak örnek müzikleri şöyle dışarıdan drag yaparak da aktarabilirsiniz ya da nasıldı? İlk klibi tıklıyorsunuz ya da kontrol tuşuna basıp tek tek yaparsınız ya da ilk klibi tıkladıktan sonra son klibi dosyayı tıklayarak tümünü seçmiş olursunuz ya da böyle dışarıdan drag'la çizerek drag yapmak deriz artık arkadaşlar şöyle çizerek open komutuyla seslerimizi içe aktarırız. Yine yeni bir klasör oluşturayım. Buna da videolar diyeyim. Videolar klasörü aktifken burayı çift tıklayarak yine Love TV kurumsalımın içinde jeneriklerimizden dizi film sesli logo animasyon ve müzik 3 tane de okulumuzun televizyonunun jeneriklerini içe aktarayım. Bugün bunların sesleriyle çalışacağız arkadaşlar. Seslerle ilgili Edius'ta yapabileceklerimizi timeline üzerinde hep birlikte görelim. İlk önce müzik klibimi sesle birlikte şurada görüyorsunuz. Videonun da olduğu layer'a koyarak başlatıyorum. Klibimizi ilk önce seyredelim. Bu bizim müzikle ilgili üniversitemizin televizyonunun jeneriği. Gördüğünüz gibi hem video layer'ı hem ses layer'ı birlikte. Burada VA layer'ında Edius'ta sesle ilgili olan layer yeşil olarak ifade edilmiştir. Video ile olan katmanım ise sarı renkte ifade edilmiştir. Siz elbette bunları bazı advanced menülere girerek bu renkleri değiştirebilirsiniz. Ama default'tan gelen renkler bunlardır. Aktif olup olmadığını da şöyle anlarım. Burada bunları tekrar etmiş olayım. Klibi seçtiğinizde bakın renk biraz daha brightness'ı artmış bir şekilde oluyor. Bunun seçili olduğunu anlıyoruz. İkinci klibi de ben yine timeline'a atayım. Şu anda timeline'ında iki tane klip var ve bunların sesleriyle ilgili ne yapabiliriz ve ilave bir sesi buraya nasıl atabiliriz onu görelim. Seslerle ilgili işlem yapabilmek için öncelikle VA layer'ında ya da audio layer'larında audio layer'ına da ben bu arada bir daha önce attığımız buradan bir müziği atalım. 2 numaralı müziği seçip burada 1 numaralı audio kanalına atayım.
Gördüğünüz gibi burada Ripple mod aktif olduğu için sesi atar atmaz, şöyle genişlettiğimde göreceksiniz. Şöyle bu arayı doğal olarak bir sonraki klibi öteleyerek klibi araya aldı. Hem şu hem şu seçili olduğu için, daha doğrusu insert mod seçili olduğu için. Şimdi bu mod seçili olmadığında bakın nasıl olacak. Ripple delete modunu da buradan kaldırayım. Bakın direkt olarak buradaki yerinde kaldı. Ama bunlar seçili olmadığı zaman attığım vakit ise bakın şöyle olacak. Buradaki aralığı muhafaza ederek dizi film klibini sağa doğru öteleyecek. Bazen bunu isteriz, dediğim gibi bazen istemeyiz. Ama size önerim şu iki ikonun da kapalı durumda çalışmanız. Şöyle yaklaştırayım. Müziğin de bir kısmını kırpayım. Şu kadar. 3 tane kliple çalışmam yeterli. Size sesi anlatabilmem için. Buradaki VA layer'ındaki kliplerle, yani sesle birlikte görüntünün de olduğu layer'daki kliplerde, layer'da sesle ilgili ayar yapabilmem için burada ses VA layer'ının altındaki üçgeni açmam gerekir. İlk önce bunu açıyorum. Burada hemen gördüğünüz sesle ilgili layer'ın altında bir takım görseller oluştu. Biz buna wave form diyoruz. Wave form çok önemli bir özelliktir arkadaşlar. Bu aynı zamanda sesi sadece duymamızı değil, bakın. Bizim sesi görmemizi de sağlar. Bizim sesin iniş çıkışlarını, yüksek yerlerini, sesteki yüksek yerlerini, diplerini ve piklerini görmemizi sağlar. Şöyle biraz yukarıya alayım ben bunu ve şu aralığı da daha büyütürsem şuradan height komutundan daha net bir şekilde gözükecek arkadaşlar. Şunu biraz aşağı alayım. Şöyle gördüğünüz gibi waveform sesi sadece duyarak değil görerek de işlem yapmamızı sağlar. Yani filmin bir noktasında sesin son vuruşu diyelim şurası olduğunu şöyle yüksek bir işte final vuruşu olduğunu şuradan anlarız. Kenarındaki oku açmamız gerekiyor demiştik. Bu oku açtıktan sonra şöyle yine aşağı doğru ben açayım bunu. Şöyle. Şurada bakın volume pan şeklinde bir ikonum var. Bunu tıklayarak bir kere tıklayarak volümle ilgili bu klip üzerindeki seste, daha doğrusu bu layer üzerindeki tüm sesli kliplerdeki sesle ilgili volümünde arttırma, azaltma gibi işlemleri yapabilirim. Bunu nasıl yaparım? Burada bakın kırmızı bir çizgi var. Şurada şu sesin olmadığı yerlere doğru daha belirgin. Ve ben imleci bunun üzerine getirdiğim anda eğer buradaki vol komutum aktif ise hemen artı ikonu oluşuyor imleci bu kırmızı çubuğun yanına getirdiğinde. Bunun adına rubber band de denir arkadaşlar. Bundan sonra ben de rubber band olarak kullanacağım. Buradan sesin volümünü nasıl ayarlayabilirim? Buradaki rubber band üstünde bakın imleci buna yaklaştırdığımda şöyle bu rubber band üstünde kontrol noktaları oluştururum. Daha sonra bu kontrol noktalarını aşağı ya da yukarı çekerek volümünü değiştirebilirim. Şöyle yukarıya çıkardığımda tahmin edeceğiniz üzere ses artar. Aşağı doğru indirdiğimde ses azalır. Yani şöyle indirdiğimde ses azalır. Şöyle şuradan bir rampa oluştu bakın. Şurada.
Bu da bana sesin fade in'le, yani yavaş yavaş artarak başlayacağını ifade eder. Şöyle dinlersek. Şöyle bakın. Sanırım anlaşıldı. Şöyle eski haline getirirsem yaklaşık olarak. Direkt başladı ses. Ama bunu indirdiğimde bakın. Fade in dediğimiz efektle başladı. Yani ses yavaş yavaş artarak başladı. Aynı şekilde arada bir yerde sadece görmeniz için okudum. Böyle bir şey tabii ki çok mantıklı değil bunu yapmak. Şöyle bakın. Şöyle yine şuradan arttırayım. Sesin bir azalıp bir çoğaldığını şöyle göreceksiniz siz de. Şöyle. Evet. Bu özelliği sesin bazı noktalarında kayıt ederken şöyle yükseltip alçaltmak için kullanabilirsiniz. Ya da filmimizi oluşturan müzik bu. Ben bunu tekrar eski yüksekliğine geri alayım. Şöyle. Filmimizi oluşturan müzik bu. Ve farz edelim bunun altında bir konuşma var. Bir alt ses var. Alt sesin yeterli derece duyulmadığı durumlarda siz bu klibin sesini kontrol noktalarını oluşturarak sesin ediyorsun ya da klibin sesini ayarlayabilirsiniz. Bu ses ayarlamadaki yöntemlerden biridir. Ben undo yaparak, daha doğrusu kontrol Z yaparak bu işlemleri geri alıyorum. Tekrar bunu şöyle. Evet. Bakalım tekrar. Evet, ilk haline aldım tekrar. Şunu tekrar kısaltayım. Evet. Tekrar volüm tuşunu buradan yakıyorum. Yine gözükmesi için ben bir boy daha biteyim bunu. Aynı şekilde klibin toplam volümünü şöyle müzik klibiyle ilgili değişiklikleri yapıyoruz. Klavye üstünden Shift tuşuna basılı tutarak rubber band'i yukarıya doğru kaydırarak klibin volümünü artırıp azaltabilirim. Yukarıya doğru çıkardığımda artırırım, aşağı doğru indirdiğimde azaltırım. Bunu numerik olarak da görürüm aslında. Size şimdi şu bölgeye, mouse'un olduğu bu bölgeye tekrar göstereyim. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Ben rubber band ile oynarken lütfen gözünüz burada olsun. Evet, shift tuşuna basılı tutarak rubber band'i yukarıya doğru kaydırıyorum. Bakın o noktada desibel birimi olarak sesin şiddetini görüyorsunuz. Bu default olarak yani kendinden gelen 0 desibeldedir. Eksi değer de alır ses birimi. Daha düşük değerleri aldığımda şöyle eksi 11 desibelde bıraktım. Zaten ilk mouse'u bu rubber band'e yaklaştırdığınızda küçük bir kutucukta sesin desibel olarak şiddetini size gösterir. Şöyle bakın. Ses neredeyse duyulmayacak şekilde az müzik. Ama şuradan tekrar bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu noktaya bakın lütfen. Rubber band'i yukarıya doğru çektiğimde bakın bu sefer artı 11 desibel yaptım sesi. Ses bayağı yükselmiş oldu. Sesin volüm özelliğini en pratik şekilde böyle ayarlayabileceğimiz gibi bir de timeline üzerinde aslında benim ekranım, monitörüm biraz küçük olduğu için sığmadı. Evet, şimdi şuraya geldi. Burada bir audio mikserim var. Bunu da tıklayarak, ikonum var daha doğrusu. Bu ikonu tıklayarak ses mikseri pencereme ulaşırım. Yine sesin volümünü ayarlamak istediğimde benim sesim hangi kanalda ise
O kanaldan buradan volümünü kısıp artırarak dinlerken de sesi ayarlama imkanına sahibim. Onun için şuradan sesim ayarlamak yapmak istediğim kanal, sesini ayarlamak istediğim klip hangi kanalda ise ilgili kanalı seçerek, bakın da bir VA kanalım, yani şu bir VA kanalı, şuradan touch ya da right'a getirip şöyle right'a getiriyorum. Daha sonra bunu izleyerek. Şöyle bakın. Direkt olarak kontrol noktası oluşturup sesi dinlerken sesini artırıp azaltmama imkan veriyor. Onu da yaptım. Diğer seçeneklerde de touch seçeneğinde olacak değişikliği görelim. Yine sesi dinliyorum. Eminim anlamışsınızdır. Touch seçeneğinde ise mikser'e dokunduğum süre boyunca, yani sesini aşağı indirdiğim süre boyunca, şuradan yine touch'a getireyim, sesim kapalı kaldı ama bıraktığım anda sesim yine eski konumuna geri geldi. Bu şunun için iyi bir özellik. Dediğim gibi eğer bir alt ses kullanıyorsanız müziği, alt sesin girdiği yerleri burada gördüğünüz vakit yavaşça mouse'la sesi kıstığınızda, ses bittiğinde tekrar yukarı doğru çekerek, daha doğrusu bırakarak mouse'u, ses eski konumuna gelmiş olur. Ben yine undo yapıyorum. Şöyle. Ya da bir diğer özellik, direkt tray seçerek burada bu track'te, bu layer'da, bu kanalda ne kadar ses varsa onların sesini komple kısabilirsiniz. Ya da klibi seçerek sadece aktif olan klibin sesini buradan kısabilirsiniz. Bir diğer yöntem, ben bunları undo yapayım. Bir diğer yöntem ses volümü ile ilgili. Yine ilgili klibe sağ tuşla tıklayıp Properties özelliğinden, daha sonra anlatacağımı söylemiştim. Burada Audio Info sekmesinden, burada Gain özelliğinden artı değerler vererek sesimizin şiddetini burada artırabiliriz. Şöyle. Tabii mikserden çok kıstığım için ben şuradan track volümden -7. Şurada normalde sıfırda olması lazım. Şöyle arkadaşlar. Aynı şekilde klipten de kısmıştık -9'a. Şuradan sıfıra getirelim. Bir başka yöntem arkadaşlar. Ses değeriyle ilgili, volümle ilgili. Yine şu kontrol noktalarının üzerinde sağ tuş yapıp Move All seçeneğiyle buradaki yüzdeliğe artı değerler vererek, zaten artı eksi verdiğimizde rubber band'i dikkat edin. Şu kırmızı rubber band'e oynadığını göreceksiniz. Şöyle yukarıya doğru ve aşağı doğru hareket eder. Hepsi de kullanılan yöntemler. Aslında Move All seçeneği en son gösterdiğim. Klavye üstünden Shift tuşuna basarak şöyle indirip kaldırma yapabileceğiniz yöntemle aynıdır. Yine bunu eski yüksekliğine getirelim ve buradan kapatalım. Bir diğer ayar burada seslerimle ilgili pan seçeneğidir. Pan seçeneği de, bakın bu sefer yine yüksekliğimi artırayım. Şöyle. Bu sefer mavi bir rubber band çıktı. Sesin hangi kanala, yani sağ ya da sol kanala daha çok
gelmesini istersen bunu buradan ayarlayabilirim. Yine sizin dikkatinizi şu noktaya çekmek isterim. Bakın, ben burada rubber band ile oynadıkça orada sağ tarafa %R, right'ın İngilizce baş harfi, sağ tarafa %55 daha fazla, yukarıya doğru çıkardıkça sol tarafa %60, %67 daha fazla olduğunu gösteriyor. Bunun değeri normalde sıfırda olması şöyle yaklaşık olarak. Şöyle yine bununla ilgili sağ tuş yaparak, center yaparak direkt ortalamış olurum pan değerini. Yine efektler konusunda da bahsetmiştim. Sese uygulayacağımız efektler buradadır. Burada direkt video klibiyle birlikte gelen seslere de ses efektini uyguladığınızda direkt o klibin sesine efekt uygulamış olursunuz. Ben hemen bunu yine eski yüksekliğine alayım. Şöyle. Evet, böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.